Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Mimar Sinan'dan bahsedeceğim. Mimar Sinan veya Koca Mimar Sinan A. Sinanettin Yusuf e, Abdülmenen oğlu Sinan. 1488'de doğan e, ve 1588'de vefat eden Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisidir. Kariyerinde önemli eser verdiği Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. Baş yapıtı ustalık eserin dediği Selimiye Camii'dir. Hayatına bakacak olursak kökeni ve devşirilmesi. Sinanettin Yusuf, Kayseri'nin Agrionos yani bugün Ağrınas köyünde Ermeni veya Rum ya da Hristiyan Türk olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a gelmiş, Yeniçeri ocağına alınmıştır. Bu da yersiz kol Sultan Selim Han'ın Saltanat Bahçesi'nin devşirmesi olup Kayseri Sancağı'ndan olan oğlan devşirmesine ilk defa o zaman başlanmıştı. Acemi olanlar arasından sağlam karakterlerle uygulanan kurallara bağlı olarak kendi isteğimle dündarlığa seçildim. Ustamın eli altında tıpkı bir pergel gibi ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine tıpkı bir pergel gibi yay çizerek e, görgümü arttırmak için diyarlar gezmeye istek duydum. Bir zaman padişah hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezit tozdum. Her saray kubbesinin tepesinden ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgi görgümü arttırdım. İstanbul'da dönerek e, zamanın ileri gelenlerin hizmetinde çalıştım ve yeniçeri olarak kapıya çıktım. Yeni Şerillik dönemi. Abdülmerenoğlu Sinan, mimar olarak Yavuz Sultan Selim'in 1514 Çağdıran Savaşı, 1517 Mısır Seferi'ne katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad Seferi'ne Yeniçer olarak katıldı. 1522'de Rodos Seferi'ne Atlı Sekban olarak katılıp, 1526'da Muharç Meydan Muharebesi'nden sonra gösterdiği yararlıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi olanlar yaya başlığına terfi ettirildi. Sonraları zemberişçik başı ve baş teknisyen oldu. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın İran seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için Mimar Sinan iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. İran seferinden dönüşte Yenişehir Ocağı'nda İtibarı yüksek olan e, hasetlik rütbesi verildi. Bu rütbe ile 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldova seferlerine katıldı. 1538 yılındaki Karaboğdan seferinde ordunun Prut nehrine geçmesi için köprü gerekmiş e, bataklık alanda günlerce uğraşılmasına karşın Köprü kurulamamış görev kanununun veziri damat Çelebi Lütfi Paşa'nın emriyle Abdülmenanoğlu Sinan'a verilmiştir. Hemen adı geçen suyun üstünde bir güzel köprünün yapına başladım. 10 günde yüksek bir köprü yaptım. İslam ordusuyla bütün canları şahı sevinçle geçtiler. Köprünün yapımından sonra Abdülmanan oğlu Sinan 17 yıllık Yeniçerilik hayatından sonra 49 yaşında baş mimarlık görevine atanır. Yeniçeri ocağındaki yolundan ayrılacak olma düşüncesi elen verse de sonunda yine mimarlığın camiler inşa edip birçok dünya ve ahiret muradına vesile olacağını düşünüp kabul ettim baş mimarlık dönemi. 1538 yılında hassa baş olan Sinan, baş mimarlık görevini Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat zamanında 49 yıl süreyle yapmış Mimar Sinan'ın mimar başlığı getirilmeden evvel yaptığı 3 eser dikkat çekicidir. Bunlar Halep'te Hüsreviye Külliyesi, Gebze'de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul'da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Halep'te Hüsrevye Küllesi'nde tek kubbeli cami tarzıyla bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekanlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa'daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca avlu, medrese, hamam, imarat ve misafirhane gibi kısımlar bulunmaktadır. Gebze'deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nde renkli taş, kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarza yerleştirilmiştir. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darı, şüfe ve çeşmeden oluşan külliyede cami diğer kısımlardan tamamen ayrıdır. Mimar Sinan'ın mimar başı olduktan sonra verdiği üç büyük eser onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve Külliyesidir. Dört yarım kübbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan'ın İstanbul'daki en muhteşem eseridir. Mutlaka gezmenizi tavsiye ediyorum bu arada İstanbul'a giderseniz. Kendi tabiriyle Kalfalık döneminde 1550-1557 yıllar arasında yapılmıştır. Mimar Sinan'ın en büyük eseri ise 86 yaşında yaptığı ve ustalık eserin diye takdim ettiği Edirne'deki Selimiye Camii'dir. Evet sevgili arkadaşlar Edirne'ye gittiğimde Selimiye Camisini görmüştüm. Gerçekten e, ustalık eseri olarak yapmış Mimar Sinan. Mimar olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. Zaman zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcadı. 1573'te Ayasofya'nın kubbesini onararak çevresine takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bugünlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski eserlere abidelerin yakında yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevlerini arasındaydı. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkanların yıkımını sağladı. İstanbul caddelerinin genişliği evlerin yapımı ve lağımların bağlanması ile araştı. Sokakların darlığı sebebiyle ortaya çıkan yangın tehlikesine dikkat çekip bu hususta ferman yayınlattı. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul'un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir. Büyük çekmece köprüsü üzerinde kazılı olan mühürü onun aynı zamanda mütevazi kişiliğinde yansıtmaktadır. Bu şöyledir. El fakiru hakir ser mimarani hassa. Değersiz ve muhtaç kul saray özel mimarlarının başkanı. Eserlerinin bir kısmı İstanbul'dadır. 1588'de İstanbul'da vefat eden mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye defnedilmiştir. Mimar Sinan Türbesi İstanbul Müftülüğü'nün e, sütunu Kapısı'ndan çıkınca hemen solda iki caddenin kesiştiği noktada Fetva Yokuşu başında sağda Süleyman Camii'nin hariç duvarının önünde beyaz saçlı sade bir türbedir. Mezarı 1935 yılında Türk Tarihini Araştırma Kurumu üyeleri tarafından kazılmış ve kafatası incelenmek üzere aralanmış. Ancak sonraki restorasyon kasasında kafatasının yerinde olmadığı görülmüştür. 1976'da uluslararası astronomi birliğinin aldığı kararla Merkür'deki bir krater Sinan Krateri olarak isimlendirilmiştir. Mimar Sinan 93 cami, 52 mescit, 56 medrese, 7 darul kurra, 20 türbe, 17 imarathane, 3 darı şifa, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır. Ayrıca Edirne ilindeki Selime camisi dünya kültür mirası listesindedir. Popüler kültürdeki yere Mimar Sinan'ın 2003 yapımı Hürrem Sultan dizisinde Mehmet Çerezcioğlu tarafından canlandırıldı. 2011 yapımı Muhteşem dizisinde birkaç bölüm Gürkan Uygun tarafından canlandırılmıştır. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, sizlere bu videoda Mimar Sinan hakkında bilgi verdim. Tarihi dizileri izleyiniz ee, özellikle Osmanlı e, İmparatorluğu'nda geçen olayların anlatılması açısından. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.